Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere düdüklü tencerede hem kısa zamanda hem de lokum gibi kavurma nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Hadi hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz hayvanın iç yağı bol miktarda olacak. Çünkü bu önemli. Kavurma yağın içinde olduğu zaman çok daha uzun ömürlü oluyor, daha da lezzetli oluyor. Bir de etimiz var. Tabii ki de iki tane soğanımız var. Bu iki soğan aşırı bir lezzet veriyor. Mutlaka soğan da kullanın. Şimdi biz ilk olarak ne yapacağız? Yağımızı ocağa alacağız. Kısık ateşte yağı yakmadan erimesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar, ocağın küçük gözüne aldığım bu yağ gördüğünüz gibi bu şekilde eridi, iyice küçüldü, ufaldı. Evet, şimdi bunu süzeceğim. Yaklaşık bir saattir bu şekilde eridiler arkadaşlar. Kısık ateşte ağır ağır erimesi çok iyi, yoksa yağ yanıyor. Ona göre ona dikkat edin. Bu önemli bir nokta. Şöyle bir kevgirle yağın içinden süzdüre süzdüre alın. Bunu da atmayın arkadaşlar. Bununla çörek, börek yapabilirsiniz ya da içine soğan doğrayıp güzelce soğan kavurması yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum o şekilde. Bol kekik ekip üstüne. Harika bir lezzet oluyor. Bunu da unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, yağını alırken ocağın altını kapatırsanız yağın çok daha fazla yanmasını engellemiş olursunuz. Çünkü bir taraftan da yanıyor. Şimdi yavaş yavaş etini ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, gördüğünüz gibi yağ hala kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbim, bu kaynayan yağdan çok korkarım. Çok tehlikeli. Evet, bütün etimi boşalttım tencereye. Şimdi güzelce bir karıştırayım. Ve ocağın altını tekrardan açayım. Ben bol yağlı daha lezzetli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden yağını çok koyuyorum. Ki biliyorsunuz kavurmanın zaten yağıdır lezzetini veren, ama çok yağlı yiyemiyorsanız da yağını azaltabilirsiniz. Bu biraz göreceli. Burada yaklaşık 3 kilo kadar et vardı. Yağı da yaklaşık 1 kilo kadar kullandım. Evet arkadaşlar, şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra kapağını kapatalım. Kendi kendine sulanmaya bırakalım. Ocağın da altını açtım şu anda. Orta ayarda güzelce yanıyor. Evet arkadaşlar, etimiz gördüğünüz gibi sulandı. Şimdi ne yapıyorum? 2 adet soğanı içine yavaşça bırakıyorum. Soğan çok güzel bir lezzet veriyor. Biliyorsunuz et soğansız olmaz. Evet, şimdi düdüklümün kapağını kapatacağım. Yaklaşık 1 saat düdüklü tencerede bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Lokum gibi kavurmamız olacak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet arkadaşlar, düdüklü tencerem 1 saat kaynadıktan sonra altını kapattım. Bayağı da soğudu. Şimdi de açıyorum. Oo, nefis görünüyor. Evet, bol yağlı harika bir kavurma arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kenarından alıyorum. Hemen bir parmak testi yapıyorum. Oo, erimiş. Resmen erimiş arkadaşlar içinde. Harika, lokum kıvamında bir kavurma olmuş arkadaşlar. Şimdi içindeki bu soğan parçalarını alacağım ve görüyor musun, soğanlar da tüm tüm duruyor. Bunları alacağım ve tuzunu ilave edeceğim.
Evet arkadaşlar. Daha sonradan da güzelce bir kaba koyacağım. Onu da soğutacağım. Soğumaya bırakacağım. Bıçakla kesip dilimleyip parçalar halinde kaldıracağım arkadaşlar. Lazım oldukça kullanacağım. Onları da hep size göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar. Kavurmam harika oldu. Lokum gibi. Ay çok sıcak. Evet şöyle. Nasıl göstereyim? Parmağımın arasında eriyor. Resmen gördüğünüz gibi ufaldı. Tadı harika oldu. Soğanın vermiş olduğu lezzet apayrı. Biliyorsunuz. Evet. Ay, harika bir kavurma oldu arkadaşlar. Şöyle hemen tadına da bakayım tekrardan. Harika. Bu şekilde kısa zamanda harika kavurmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben kavurmamı böyle bir kalıba koydum. Baton kalıba bundan ters çevirip dilimleyip o şekilde kaldıracağım. O şekilde muhafaza edeceğim. Siz isterseniz fırın tepsisine de koyabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben de önceden öyle yapıyordum. Evet arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.